Dijital oyun, dijital bankacılık, hatta dijital para ve belki de dijital savaş. Bu noktada değiliz. Ancak belki de bir önceki adımdayız. Neyden mi bahsediyoruz? China. The China virus. The United States lost over 3 million manufacturing jobs, nearly a quarter of all steel jobs, and 60,000 factories after China joined the WTO. And we have racked up $13 trillion in trade deficits over the last two decades. Kaos ile dünyanın iki ekonomi devi arasında bir ticaret savaşı yaşanacağı yorumları yapılıyor. Küresel ticaret savaşları resmen başladı. Savaş denilince aklımıza ne gelir? Askeriyle, ordusuyla, uçağıyla bir mücadele. Daha önce farklı türleri tecrübe edilmişti. Ancak savaşın tank ve tüfekten ibaret olmadığı 1947'de görüldü. Dünya ikiye ayrılmıştı. Bir kutupta Amerika Birleşik Devletleri, bir kutupta ise Sovyetler Birliği vardı. Cepheler yoktu, sıcak çatışma yoktu. Bunun adı Soğuk Savaş'tı. Tarih 2018'i gösterdiğinde karşımıza öncekilerden farklı olan bir savaş çıktı. Oyunculardan biri aynıydı. Soğuk Savaş sonrası gücünü kaybetmemiş, sahneden hiç inmemişti. Amerika Birleşik Devletleri bütün dünyayı aşağı yukarı dolara bağladı. Bunu kontrol edebiliyordu. Yeni oyuncu dikkatleri üzerine çekti. Kısa zamanda büyüyen ekonomik güç. Rusya'yı geride bırakarak Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısına çıkmıştı. Çin devreye girdikten sonra kontrol edemeyeceği bir dizi süreç yaşandı. Taraflar birbirini yıpratma mücadelesine girişti. Görünürde amaç dış ticaret açığını azaltmaktı. Ancak olayın bir de perde arkası vardı. İşte ticaret savaşları dediğimiz, işte Çin'in o önlenemeyen, belki de öngörülemeyen bir yükselişinin neticesidir. Kissinger döneminde Amerika Birleşik Devletleri Sovyet Rusya'yı çevrelemek için yoksul Çin'i yanına çekmişti. İşte o yoksul ve güçsüz Çin büyüdü, 40 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük rakibi oldu. Clinton ve Bush döneminde Çin küresel ticarete hızla entegre edildi. Tarih 2018'i gösterdiğinde Çin artık Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ithalat ortağı olmuştu. Çin ulusal parasını dolar karşısında düşük tuttu. Amerika, Çin'e ticaret açığı vermeye başlamıştı. Yani Amerika Birleşik Devletleri Çin'den ürün alıyor ama Çin'e ürün satamıyordu. 6 milyon dolarla başlayan açık 375 milyar dolara ulaştı. Çin ucuz iş gücüyle küresel çaptaki firmaların üretim merkezi haline gelmişti. Birçok firma üretimini Çin'e kaydırdı. Sebebi ne? İşte bakıyorsunuz. Ucuz üretim, maliyeti düşük üretim. Amerika krizin etkisini azaltmak ve diğer ülke paralarının değerlerinin yükselmesi için piyasaya dolar sürdü. Kur savaşlarının sonuç vermemesi Amerika'yı ticaret savaşlarına yöneltti. Kim kendi para birimini diğerine göre yükseltebilecek savaşçıdır? ...2018'in ilk aylarında Amerika Birleşik Devletleri'nin çelik ve alüminyum vergilerini arttırmasıyla Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşı resmen başlamıştı. Gümrük vergilerine %10 ilave vergi konuldu, ardından %25'e yükseltildi. Bu durum Çin'in Amerika piyasalarına girişini zorluyordu. Pekin'den yanıt gecikmedi. Aynı gün 60 milyar dolarlık misillemeyle petrol ve doğalgaza ek vergi getirildi. China has threatened to impose further tariffs on $60 billion US dollars worth of American products, refusing to back down in this escalating trade war with the US. Adı ticaret savaşı ama nedeni de ticaret miydi? Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki gerginliğin nedeni sadece ticaret açığı mıydı? Amerika ve Çin'i buraya getiren süreç neydi? 1. Askeri güç. Yükselen ekonomik güç Çin, yatırımlarını savunmaya aktardı. 2018'de savunmaya 175 milyar dolarlık bütçe ayırdı. Diğer taraftan 5. nesil savaş uçağını hizmete aldı. Siberarp füze sistemleriyle deniz ve hava platformlarına yoğunlaştı. China's well on its way to its goal of becoming a quote world-class military that can match or even exceed the power of the United States Armed Forces. Amerika karşısında savunmaya bu kadar yatırım yapan bir ülke istemiyordu. 2. Uzay yarışı. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği uzaya ilk yapay uyduyu fırlatmıştı. Amerika Birleşik Devletleri yarışta geri kalmamak için harekete geçip Ay'a astronot gönderdi. Bir anlamda dünyadaki gerginlik uzaya taşındı. Amerika ve Rusya'nın ara verdiği uzay savaşına bu kez Çin katıldı. 2003'te ilk insanlı uzay seyahatini gerçekleştirip bu konudaki başarısını dünyaya duyurdu. 2011'de Çin'in teknolojik bilgi hırsızlığı yaptığı iddia edildi. Ancak Çin çalışmalarını daha da hızlandırdı, ordusunda uzay için bir birim kurdu. Uydu sinyallerini bozan Tiangong 3'ü üreterek Amerika Birleşik Devletleri uzay sistemlerini yok edebilecek düzeye ulaştığını gösterdi. 2030 hedefine ise Mars'tan numune getirmeyi koydu. The first crew
crewed mission destined for Tiangong, China Space Station on board the Shenzhou 12 spacecraft. Amerika karşı hatay geçerek Ay'a dönme kararı aldı. Üst kurma planları tekrar gündeme geldi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri uzayı da kimseye kaptırmak istemiyordu. 3. Teknoloji savaşları. Çin kalitesiz ürün üreten ülke damgasından kurtulmak için Made in China 2025 stratejisini hayata geçirdi. Siber alanı ön plana çıkardı, yapay zeka konusunda en büyük bütçeye ayıran ülke oldu. Çin teknolojide Amerika Birleşik Devletleri'nden neredeyse 20 yıl önde, özellikle 5G'deki başarısı Amerika'da da endişeye neden oldu. Ulusal güvenliği gerekçe gösterdi. Çinli firma Huawei'yi kara listeye aldı. Uzmanlar bu gelişmeyi Amerika'nın çöküşünü engelleme girişimi olarak yorumladı. 4. Çin'in Orta Doğu'ya yayılması. Çin, Arap Baharı süreciyle Orta Doğu'da sahaya inmişti. Suriye iç savaşındaki taktik ve stratejileriyle bölgedeki hakimiyetini güçlendirdi. Şu an Çin, Türkiye sınır komşusudur. İç savaş yorgunu olan Suriye'nin sıcak paraya ihtiyacı vardı. Savaş ekonomisinin tedariği için sıcak para Rusya ve Çin tarafından karşılandı. Suriye'de asker de bulunduran Çin, Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri ile askeri ve siyasi bir güç mücadelesine girmemeye özen gösteriyordu. Ancak İran'la anlaşması olayın seyrini değiştirmişti. İran ve Çin'in 27 Mart 2021'de 25 yıllık anlaşma imzalamasıyla iki ülke yoğun bir işbirliğine gitti. 400 milyar dolarlık falan inanılmaz bir rakama tekabül ediyor. Ucuz petrol elde ediyor, Çin'i rahatlatıyor. Bu ekonomik bir anlaşmadan çok Washington ve Tahran arasındaki nükleer anlaşmaya karşı siyasi bir hamle olarak yorumlandı. Ayrıca Çin, 2013'te ilan ettiği Kuşak Yol projesiyle de Orta Doğu'da yeni müttefikler edinmeyi amaçlıyor. Amerika ise Orta Doğu'da ortak istemiyor. 5. Çin ve Rusya yakınlaşması. Çin yayılmacı bir politika izlese de Putin, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı enerji ve e-ticaret kullanımı gibi alanlarda işbirliğini arttırdı. Uzmanlar bu işbirliğini mantık evliliği olarak nitelendiriyor. Ancak bu Amerika'nın hiç hoşuna gitmiyor. 6. Çin'in Afrika'yı sömürgeleştirmesi. Çin Afrikalı uluslara borç veriyor. Peki Çin'in Afrika'ya verdiği borçlar lütuf olabilir mi? Çin hayırsever bir ülke olabilir mi? Yoksa tüm dünyada hakimiyet mi kurmak istiyor? Çin borç veriyor ama karşılığında ürünlerin alınmasını zorunlu tutuyor. Bölgedeki devletler borcunu ödeyemese de Çin verdiğini geri alıyor. Afrika ile kurduğu ilişkiler tamamen tefeci ilişkileridir Çin'in. 7. Çin'in İsrail'e yönelmesi. Çin'in hedef alanlarından birisi İsrail oldu. İsrail'in kapısını inovasyon ile çaldı. İsrail ile ilişkileri güçlendirip Batı'ya da mesaj vermeyi planlıyordu. İsrail ile kuracağı ilişkiler, Afrika'da kuracağı ilişkiler gibi olmaz. İsrail savunma ve siber güvenlik sektörlerinde yabancı yatırım istemiyor ve tedbirler alıyordu. Ancak 2050'de yapay zeka ile dünya lideri olmayı planlayan Çin'e bir açık kapı bıraktı. Pekin yönetimi Doğu Kudüs başkenti Filistin devletine sıcak bakıyordu. Hatta çoğu zaman İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk faaliyeti yürüttü. Çin, Müslümanlara sempati duyduğu için mi bu politikayı yürütüyordu? Elbette hayır. Bu politikanın arka planında ne var peki? Çin dünyanın en çok enerji tüketen ülkesi. Petrol ve doğalgaz ihtiyacının büyük bir kısmını da Orta Doğu ve Afrika'dan karşılıyor. Hem Arap dünyasının karşısına almak istemiyor, hem de İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine tepki gösteriyordu. İsrail, Amerika ile ters düştüğü zamanlarda Çin'e göz kırpmıştı. Pentagon bir hayli huzursuz olmuştu. Dönemin Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, açıkça Çin'in İsrail'de yatırım yapmasını istemediklerini söyledi. Pompeo'nun sözlerinden kısa bir süre sonra, Çin'in Tel Aviv Büyükelçisi'nin evinde ölü bulunması kafalarda soru işareti bıraktı. 8. Latin Amerika faktörü. Amerika Birleşik Devletleri arka bahçesini Çin'e kaptırmak istemiyor. 2000'de Çin'in Latin Amerika ticaretinde payı %2 iken Amerika Birleşik Devletleri'nin %53'tü. 2010'da Çin'in payı yükselirken Amerika'nın payı düşmüştü. Çin Afrika ülkeleri gibi Latin Amerika ülkelerine de düzenli borç vermeye başlamıştı. Askeri tatbikatlara katılan Çin, Latin Amerika'yı bir pazar haline getirdi. Askeri işbirlikleri Amerika'nın endişelerini arttırdıkça Çin politikaları da agresifleşiyordu. 9. Trump'ın iktidarı. Amerika Birleşik Devletleri'nin merkezde, pivotunda olduğu dünya düzeni artık yavaş yavaş sönümleniyor. Be only America first. America first. Trump'ın iktidara gelişiyle Amerika'nın Çin politikasında farklılaşma oldu. Önce Amerika politikası benimsendi. Çin stratejik bir rakip olarak tanımlandı ve bir kuşatma stratejisi planlandı. Aralık 2017'de Çin tehdidine vurgu yapılarak Çin'e karşı alınabilecek önlemler tartışıldı. Ekonomik alandaki yaptırımlar gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'in süper güç olmasına izin vermeyeceğini söyleyerek gümrük vergilerini yükselteceğini duyurdu. The recommendation of the independent bipartisan US International Trade Commission, I am taking action to impose safeguard tariffs on imported residential washing machines
and all solar products. Birçok etkenin neden olduğu ticaret savaşında Amerika Birleşik Devletleri Çin çekişmesinin bedelini bütün dünya ödedi. Savaşamayınca toptan hesaplaşma anlamında bunu kaosla telafi edersiniz. Bir anlamda kaos savaşın yerini edecek. IMF'nin 2019 raporuna göre bu savaşın küresel ekonomiye maliyeti yaklaşık 700 milyar dolar. Ticaret savaşı Çin'in ekonomik büyümesini %1 civarında etkilerken Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik büyüme geriledi. İstihdam oranı azaldı, 245 bin kişi işsiz kaldı. Dünyadaki teknolojik işbirliği yerini teknolojik kamplaşmaya bıraktı. IMF direktörü Kristalina Georgieva'nın tabiriyle dünya dijital bir Berlin duvarına sürüklendi. Kutuplar çoktan belliydi, duvarlar örülmüştü ancak bu defa her şey dijitaldi. Dijitalleşme artsa da tarih boyunca var olan iktidar mücadelesi devam ediyordu. Ve bunun yolu da seçimlerden geçiyordu. Oyları arttırmak için bazı somut adımlar gerekliydi. Dünya ekonomisine vurulan darbe sonrası Trump, yaklaşan seçim döneminde çiftçiden oy alabilmek için Çin'e karşı yumuşamıştı. Çinli ve Amerikalı yetkililerin görüşmesinden sonra G20 Liderler Zirvesi'nde ticaret savaşının büyümesini önleyecek 90 günlük ateşkes üzerinde mutabık kalındı. Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşı sürecine 15 Ocak'ta imzalanan bir ticaret anlaşmasıyla ara verilmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin karşılıklı olarak tarım ürünlerine ithalat kısıtlamalarını kaldırmıştı. Çin, Amerikan otomobillerine uyguladığı tarifeleri düşürmeyi, ardından da kaldırmayı kabul etti. Hegemonya mücadelelerimizi savaşla biter ama savaşamıyorlar. Amerika-Çin rekabetinde yeni cephe koronavirüs. Amerika Birleşik Devletleri'nde yönetimi devralan Biden, Amerika geri döndü söylemiyle Obama tarzı bir yönetim planlamıştı. Rusya ile kapışmaya hazırlanırken dünyanın eski dünya olmadığını, Çin ile Rusya tehdidinin yer değiştirdiğini fark etti. Süreç yavaş yavaş dünyayı savaş iklimine tabii ki sokuyor. Trump'ın politikalarına yöneldi. Rusya ile mücadeleden vazgeçmese de Çin'i yeni büyük tehdit olarak gördü. NATO'nun şekil değiştirip Çin'e karşı olacağı iddiaları gündeme geldi. Atlantik aklını Pasifik'e taşıyamazsınız öyle kolay kolay. Biden'ın Çin politikası merak konusuyken ilk hamlesi koronavirüs olmuştu. Salgının kaynağının araştırılması çağrısında bulundu. 90 gün içinde bir rapor hazırlama talimatı verdi. In China, he's pulled back the curtain on the predatory aggression of the Chinese Communist Party. The president has held China accountable for covering up the China virus and allowing it to spread death and economic destruction in America and around the world. Trump ve Pompeo, virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan kaynaklandığına dair kanıtlar olduğunu ifade etmişti. Ancak kamuoyuyla bir kanıt paylaşmamıştı. Biden'ın açıklamaları da bu teorinin güçlenmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, Wuhan'daki bazı vakaların hayvan pazarı kaynaklı olduğunu tespit etmişti. Ancak tüm vakaların pazar kaynaklı olduğuna dair kesin bir veri bulunamamıştı. Amerika, Çin'i araştırmalara müdahale etmek ve incelemeleri engellemekle suçluyor. Çin ise suçlamaları reddedip, virüsü Amerika'nın askeri olimpiyatlar sırasında getirdiğini iddia ediyor. China virus, call it the plague, I call it the China plague, a lot of different names. We will vanquish the virus, we will extinguish this plague. Covid-19 salgını ile Amerika-Çin rekabeti tekrar kızışsa da yeni bir ticaret savaşı için Amerika'nın hevessiz, Çin'in yetersiz olduğunu söylemek mümkün. Ancak ilerleyen zamanlarda hangi büyük gücün galip geleceği tüm dünyada merak konusu. Allah korusun, savaş çıkar ve büyürse nerede durdurabileceksiniz ki onu? Kimse bu riski göze alamaz. Ne Amerika alabilir, ne Çin alabilir, ne Rusya alabilir. Dolayısıyla o durdurucu bir etki yüklüyor. Batı salgınla Amerika Birleşik Devleti artan vakalarla mücadele ederken, Çin aldığı sert tedbirlerle salgına karşı zafer ilan etti. Virüsle savaşan ülkelere yardım edip bunu propagandaya dönüştürdü. China, the origin of the virus, is celebrating victory over COVID-19. Eğer nükleer tehlike olmasa, 30 kere başlamıştı bu iş. Çin'i bastırırlardı yani. Çünkü Amerika'nın çok birikmiş bir askeri gücü var. Kafaları karıştıran soru ise, dünyayı etkisi altına alan pandemi, gerçekten sıra dışı yeme alışkanlıklarının bir sonucu mu, yoksa savaşın bir parçası mı?